Herkese iyi akşamlar. Yine Bodrum'dayız, Akyarlar'da. Atatürk Caddesi üzerindeyiz. Ne yazık ki arızalarla gündeme gelen ve devlet suçlarının yapmış olduğu, hatta tekrar bir arıza daha oldu. Bu son 10 gün içerisinde aynı alanda, yani 2 kilometrelik alanda 3. arızamız ne yazık ki. Ama bu arıza Turgut Reis'in sadece 3'te 1'lik bölümünü etkiliyor. O kısım için de önlemimizi aldık. Kuyularımız var. Kuyularımızı devreye soktuk. Aynı zamanda Bodrum'un su sorunuyla ilgili de çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Ahmet Başkanımızın da kesin talimatı var. Bu sorunu çözeceğiz. Bu kış yapacağımız, sezondan sonra yapacağımız imalatlarla hem Bodrum Yarımadası'na vereceğimiz su miktarını arttıracağız. Hem de mahkemelik olmamıza rağmen, bunu özellikle belirtiyorum, Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu bu hatları artık devreden çıkaracağız. Üstümüze düşen ne varsa yapacağız. Devlet Su İşleri'yle görüşüyoruz, valilikle görüşüyoruz, Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla da görüşüyoruz. Bir yandan Turgut Reis de denizden arıtma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile mutabakatımıza vardı. Projelerimizi kabul ettiler. Numunelerimizi aldık. Bununla ilgili de onay sürecimiz orada devam etmekte. Hatta buradan size yeni bir müjde vermek istiyorum. Gümbet Atık Sorma Tesisi'nin bulunduğu yere de denizden su arıtma sistemini kurması ile ilgili Ahmet Başkanımız talimatı verdi. Bununla ilgili de etüt projelerimiz şimdiden başladı. Buradan da müjdeyi vermek istiyoruz. Şu an Geyik Barajı'ndan suyu alıyoruz. Mumcular Barajı'ndan geçen sene 3,5 milyon metreküp su almamıza rağmen bu sene sadece ve sadece 500 bin metreküp su alabildik. Bu ne demek? Bodrum merkez besleyen Mumcular Barajı'ndan bu sene gerçekten geçen seneye göre 1/7 oranında az su aldık anlamına geliyor. Bununla ilgili de gerekli önlemlerimizi aldık. Zaten bu arızaların da en büyük sebebi bu aslında. Çünkü oradan suyu az aldığımız için bazı mahallelere gün aşırı su vermek zorunda kalıyoruz. Bu da hatlarımızda havaya sebep oluyor. Zamanında yapılmamış olan enstrümanlar var bu hat üzerinde. Vantuzlar var, vanalar var, çalışmayan vanalar var, tahliyeler var çalışmayan. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Gölköy'den başladık. İlk etapta Gölköy'deki CTB hattı değiştirdik. Sadece bağlantıları kaldı. Bu bağlantıları yaptığımız zaman orada sık sık arıza veren bölümünde devreden çıkartmış olacak. Böyle parça parça bu işi tamamlayacağız ve Bodrumluları gerçekten dünya kenti Muğla vizyonuyla, dünya kenti, dünyanın turizm başkenti olmaya aday Bodrum'umuza gerekli hizmeti yapmış olacağız. Şimdiden buradan müjdeyi vermiş olalım. Sorularınız varsa Bu alabilirim. sene nasıl geçti? Bu sezon nasıl geçti? Zor bir sezon olduğu için. Zor bir sezondu bizim için ama sevindirici bir şey var. Gerçekten vatandaşlarımızdan da aldığımız, Bodrum'un yerel idarecilerine de aldığımız geri dönüşler çok iyi. Yani geçen seneye göre, ondan önceki senelere göre oldukça az su kesintisi olan bir sezon geçirdik. Bunda tabii arkadaşlarımızın çok büyük etkisi var. Sağ olsunlar, gece gündüz demediler, çalıştılar. Gerekli enstrümanları da koyduk bu arada. Vantuzlarımızı değiştirdik. Hatta gerekli revizyonları yaptık. Ölçüm cihazlarımızı aldık. Bunları koyduk ki hattaki basınçlar nerede artıyor, ne zaman artıyor, hangi şartlarda artıyor ona göre önlemlerimizi aldık. Bu sayede oldukça şikayetler geçen seneye göre azaldı ve ana hattaki patlaklar da geçen seneye göre ve 2022'ye göre %80 oranında azaldı. Bunu sizler de muhtemelen görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tankerden kaynaklı tabii su alımları başladı. Tankerlerde su Evet. alınıyor. Fakat hastanelerde gördüğümüz kadarıyla bir sudan kaynaklı, yani tankerlere taşınan sulardan kaynaklı çok büyük sorun yaşanıyor. Bununla ilgili bir denetleme kim yapıyor, görev kimindir aslında, sizindir yoksa başka birisi midir? Bu konuda büyük bir, önemli bir sorun var. Evet, suyla ilgili tüm denetim yetkisi bizim de sorumlu olduğumuz Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sağlık İlçe Müdürlükleri var. Onlar bizi de denetliyorlar. Tankerle su satan, ruhsatlı su satan yerleri de denetliyorlar. Buradan vatandaşlarımıza en büyük mesajımız şu olsun. Su alırken ruhsatlı tesislerden alsınlar ki onlar Sağlık İl Müdürlüğü'nce, Halk Sağlığı'nca sürekli olarak kontrol edilebiliyor.
buradan bir şey de ifade edeyim. Çok şeffaf bir şekilde web sitemize girip bizim Muğla'mızda, Bodrum'da en son su analizlerini de görebilirler. Halk sağlığından gelen analizleri. Şu an açıp herkes bakabilir. Bizim verdiğimiz su gayet sağlıklı içilebilir. Dünya standartında su veriyoruz şu an. Evet, Sayın Müdürüm, daha önceki dönemlerde kupatlakları